Devlet milletsiz yaşayamaz ama ben devletsiz yaşarım. Geçinemiyoruz ya, geçinemiyoruz. Açıkçası bu. Geçinemiyoruz. Halk, herkes aç. Memlekette sistem bozuk. Yalandan başka bir şey yok. Zorlu milleti kandırıyorlar. Mayıs ayı enflasyon rakamları bugün itibariyle açıklandı. Ve açıklanana göre Mayıs ayındaki enflasyon oranı 73.50. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak bugün vatandaşlara açıklanan rakamları gerçeği yansıtıp yansıtmadığını sorduk. Bakalım nasıl cevaplar almışız. Mayıs ayında enflasyon rakamları açıklandı. Bu rakamlar 70.50 civarlarında. Sizce bu rakamlar, bu veriler gerçeği yansıtıyor mu? Hayır, tabii ki gerçeği yansıtmıyor. Onun 3 katı, 4 katı, 5 katı kadar değerlendireceksin. Bir baksınlar bakalım açıklananla pazardaki fiyat aynı mı? Çarşıdaki fiyat aynı mı? İnsanlar nasıl geçiniyor? Enflasyon kime göre iyi bilmiyorum ama bize göre, bana göre iyi değil. Geçinemiyoruz ya, geçinemiyoruz. Açıkçası bu. Geçinemiyoruz. Halk, herkes aç. Tokum diyen de bilmiyorum. Nasıl tok? Hayır, yansıtmıyor. Niye yansıtmıyor dersen, giden sene aldığımız bir ürün diyelim mesela, ben mazotu yani o yoldan gidelim 7 lira alıyordum. Bugün ne oldu? 26 TL. Arada fark ne kadar? %300. Ben inanmıyorum. Hiçbir zaman yansıtmıyor. En azından %100 enflasyon yani. Yani şimdi açıkladıkları aylık 2.98, insanla dalga geçiyorlar yani. Ben enflasyondan ne anlarım? Aç, tabii yoksul kalacağım. Bundan kişiler kendi sorumludur. Benim geleceğimden ben sorumluyum. Devlet sorumlu değil. Hayır. Devlet milletsiz yaşayamaz ama ben devletsiz yaşarım. Ama benim devletim bana ihtiyacı var. Yansıtmıyor. Doğru değildir. Hep yalan söylüyorlar. Oldu bitti, memlekette sistem bozuk. Hangisi gelse yapamaz. Hiçbirisine de oy vermeyeceğim. Yansıtmıyor. Yalandan başka bir şey yok. Zorlu milleti kandırıyorlar. Bir yemek çıkmış 70-80 bin lira. Şimdi ben dünden ne değil maaş aldım, 5 bin lira şeyler ödedim gidiyorum. Aldığım para elektrik, fatura, doğalgaza yetişmiyor. Emekliye geldim, can boğazını sıkıyor emeklinin. Kendine geldim 100 milyar parayla maaş yapıyor. Kendileri hırsızlık yapıyorlar. Bunun cezasını şöyle, köprüler yapıldı, yollar yapıldı. Ondan sonra ihaleye verdi, kendisi çekildi. Bunun yükünü vatandaşın sırtına yükledi bu yükleri. Ondan sonra başkasına diyor ki siz bu işi bilmezsiniz. Tabii ki senin gibi harim işleri yapmazlar onlar. Kanka yansıtıyor bence. Ben telefon sektöründeyim. Çok fazla artış oldu. Benim her şeyim dolarla. Aldığım ekran, soket, her şey. Bilmem ama düzelecek diye ümit ediyorum. Yani tam olarak yansıttığı söylenemez aslında. Yüzde belki 300-400 oranında bir enflasyon olsa da bu düşürülerek de veyahut da farklı bir şekilde öyle açıklanıyor en başından beri. Yok, yansıtmıyor. Ben görüyorum çarşıda ya. Ben 75 yaşında adamım ya. Ben böyle bir pahalılık görmedim yani. Ben 80'lerde falan onları karalıyorlar da yani 80'lerde ben ev aldım, araba aldım, her şeyi aldım ya, dükkan aldım. Hadi şimdi bir vatandaş çıksın da bir trilyon liraya ev alsın bakalım nasıl olacak bu iş? Oğlum ah ucuzluk olsun, bu pahalılık aldı başını gidiyor. Bir çay alsan bir dünya para, ya dersen ona keza ne bileyim Allah ortaya dirlik düzenlik versin. Maaşa zammı yapıyor, sol elden veriyor, sağ elden kaçırıyorlar. Valla ben ucuzluk istiyorum her şeyden evvel. Biraz gençlerimiz kendine gelsin. Biraz alışverişimiz düzelsin. Ortalığımız düzelsin. Çok huzursuzuz yavrum. Bir yere gidiyoruz, bir markete gidiyoruz. Bir kilo bir şey alacağım ama yarım kilo alıyorum.